90. bölüm, 90. bölüm Hazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazar Hanlığı. Hazarlar, oyun bozarlar. Kardeşlerim, kardeşlerim, müminlerim. Esenlikler, esen bolsun. Esen hu, imtiyazlı insanlar. Yazdık bir kenara. Yazdık bir kenara. Kardeşlerim, saygılarımı sunarım. İmtiyazlı insanlar. Görüşürüz değil mi arkadaşlar? Her hafta çıkan, her hafta çıkan bir değişik Hazar kaynaştı. Her hafta. İşte geçen hafta da arkadaşlar çıkan şey dedim işte. Ya diyorum bu tarihi niçin saklıyor işte. Saklama sebebinden bir tanesi de işte buydu geçen hafta arkadaşlar. Ya Bizans'ı oluşturanlar zaten diyor. Kuranlar zaten Hazarlılar diyor bakın. Çünkü dedim ya Hazarlar hep Hun'un içinde var arkadaşlar. Hunların içinde zaten Hazarlar. Çok eski tarihe dayan arkadaşlar. Zaten bunu Claude Deviz Delu Hun tarihini araştırmak için arkadaşlar düşünün bakın 1691'lerde 1685'te şey gönderiliyor. 14. Louis tarafından Çin'e gönderiliyor. Adam orada adam aynı zamanda misyonermiş arkadaşlar. Jezuit papazı yani. Aynı zamanda matematikçi bir bilim adamı işte. Arkadaşlar çok uzun zaman kalıyor ya adam Çin'de. Adam Hun tarihini araştırıyor. Çin'in bir Türk imparatorluğu olduğunu çıkartan adamdan bir tanesidir yani. Claude Deviz Delu ya. Arkadaşlar aynı zamanda Uzelinde Çin'de kiliseleri yapıyor. Yunan bölgesi var. Yunan bölgesi var Çin'de. Orada şeyler yapıyor. Teker teker bütün bölgeleri ismini çıkartıyor. Aynı şekilde Hindistan'da yani. Adam bayağı uzun zaman yaşıyor orada. Hatta Hindistan'da ölüyor adam. 40 sene falan kalıyor orada ya. Ama bütün bilgiler Fransa'ya geliyor yani. Çünkü aynı zamanda diplomatik ilişkiler oluyor yani. O söylüyor arkadaşlar. Hun İmparatorluğu diyor, kuruluşu diyor, 4200 yıl önce diyor. 4200 yıl önce diyor arkadaşlar. Onun için derim Hazarlar Hunların devamı işte diyor. Ama hep bize şey yaptılar. Hun İmparatorluğu'nun kuruluşu M.Ö. 216'lar. 216'lar. Ayvantelli yerse yani. Niye dedim Türklüğü hep öne çekmek istiyordu. M.Ö. sonra getirmek istiyordu yani. Lan Yunan atası Türklüğü'ndür ya. İşte bak gitmiş adam o tarihte yazmış yani. İşte, teker. Arkadaşlar bütün boyları yazmış herif ya. Nereye gitti ya? Avrupa'ya nereye yerleşti? İrlanda'ya yerleşti. Her tarafı, İngiltere, her tarafı yazmış adam ya. Zaten o zaman dünyanın nüfusu da çok az. Çok az. Claude Deviz Delu inanmaz da yazmış muhteşem bir tarih ya. Dedim hep çıkıyor, Türk turuna çıkar. Türk turuna çıkar. İşte Hunların tarihi de onun söylediklerinin 4200 yıllıktır arkadaşlar. 4200 yıllıktır ya. Bu çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Hazarlar da bundan devamı işte. Görür mü işte? Hazarlar bundan devamı yani. İşte insanlar işte konuşmak da kaçıncılar şeyler bu işte. Ya Slavları düşün. Slav bilini oluşturanlar, konfederasyon oluşturanlar Avarlar. Avarlar zaten Hazarların içinde ya. Avarlar Avrupa'da. Avarlar İngiltere'de ya. Avarlar her yerde. Ama ne dediler bize? Avarlar milattan sonra 550'de işte Göktürk Devleti'nin kurulmasıyla kovulmuştur oradan falan. Ortasından kovulmuştur. Hayır arkadaşlar, vallahi hep burada zaten ya. Hep buradalar. Birinci yüzyılda buradalar, ikinci yüzyılda buradalar, üçüncü yüzyılda buradalar. Ya avarlar Balkanlar oluşturuyorlar arkadaşlar, Almanya oluşturuyorlar ya. Ama hep bize anlatılan bir masalsı, bir tarih vardı ya. Mesele orada zaten. Mesele orada, arkadaşlar 90. kitabımızı okuyalım, 90. kitabımızı okuyalım. Ana kaynaklar, ana belgedir. Her hafta bir orijinal kaynaktır. Kaynakça Cengiz Altın. Kaynakça Cengiz Altın. Nokta, nokta, nokta. Çok önemli. Arkadaşlar kitabımız ismi Merkezi Tarihler. Merkezi Tarihler ve Sivastopol'un alınması. Kitabın basılı tarih 1856 arkadaşlar. Merkezi Tarihler ve Sivastopol'un alınması. 1856. Bakalım neler olmuş. Hazarlar 7. asırda tarihin içinde parlak bir imparatorluk kurdular. Buradaki akrabaları Gotları dağlara doğru, dağlık bölgelere doğru uzaklaştırdılar. Kırım'da da aynı ismi almıştı Hazarlar diye. Kırım Hazarlar diye. Yunan şehirleri yani Bizans'la bağlı şehirler Hazarlara boyun eğmişlerdi.
Ve Hazarlara, her sene kabile başına para verirlerdi. Hazarlar 7. asırda tarihin 7. asırdaki tarihin içinde parlak bir imparatorluk kurdular. Buradaki akrabaları Gotları dağlara doğru, dağlık bölgelere doğru uzaklaştırdılar. Kırım'da da aynı ismi, almıştı Hazarlar diye. Yunan şehirleri yani Bizans'a bağlı şehirler Hazarlara boyun eğmişlerdi. Ve Hazarlara her sene kabile başına para ve ganimet öderlerdi. Daha sonra Hazarlara Türk soyundan yeni akrabalar olan peçeneklerde katıldı. Ve beraber Kırım'ı ele geçirdiler. Açıkça söylemek gerekirse Hazarlar her yerdeydiler. Bu zaman zarfında çok yerleri yönettiler. Bu barbar olarak adlandırılan halklar hep birbiriyle savaştılar. Ve kendi yıkımlarını kendileri yaptılar. Ben ne demiştim? Dünyada savaşlar Türk dünyasında olur demiştim. Savaşlar da barışlar da hep Türk dünyasında olur. Ve ganimet öderlerdi. Daha sonra Hazarlara Türk soyundan yani akrabalar olan peçeneklerde katıldı. Ve beraber Kırım'ı ele geçirdiler. Açıkça söylemek gerekirse Hazarlar her yerdeydiler. Bu zaman zarfında çok yerleri yönettiler. Bu barbar olarak adlandırılan halklar hep birbiriyle savaştılar. Ve kendi yıkımlarını kendileri yaptılar. Ben bu şarkıyı bile hatırlıyorum. Türküyü bile hatırlıyorum. Merkezi tarihler ve Sivas Tapotu'nun alınması arkadaşlar. 1856. Gördünüz mü? Burada da diyor. Arkadaşlar dedim ya. Ne kadar Türk boyu varsa birbirine savaşıyor. Hep ben yöneteceğim yani. Dünyada ne kadar savaş olmuşsa hep Türklerin kendi arasında olmuştur arkadaşlar. Hep kendi arasında olmuştur. Savaşlarda, barışlarda, yıkımlarda. Gördün mü? Genlerden gelen bir şey var. Ben yöneteceğim, sen yöneteceksin. Değil mi ya? Bambaşka bir şeydir. İşte burada Hazarların güzel bir... bu kitabın içinde daha değişik bilgiler var arkadaşlar. Çok değişik bilgiler var. Ben kısa kısa alıyorum çünkü. Kısa kısa değil mi? O kadar kitap var yani. Aynı zamanda bilgileri ben not ediyorum. Bunlar çok önemli. Sizlere de diyorum arkadaşlar, videoları paylaşın bakın neler çıkıyor. Çünkü her hafta göreceksin, her hafta bir şey çıkıyor arkadaşlar. Daha yayının başında mı neler çıktı değil mi? Kim oldu çıktı ya? Neler çıktı, hepsi çıktı ya. Bunlar önemli bilgiler, onlara sahip çıkın arkadaşlar. Saklayın bilgileri. Daha da yani bilmeyen insanlarımız varsa onlar da bilsinler ya. Öğrensinler hala. Arkadaşlar her zaman söylüyorum, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır ya. Hele bu çağda. Yakışır mı? Bilecek, insanımız tarihimizi bilecek ya. Bilecek. Olabilir, insanlar duymamış olabilir, görmemiş olabilir. Sizler yönlendirin o insanları ya. Bu da sizin göreviniz olsun. Dediğim arkadaşlar, Hazar tarihi bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şeydir ya. Onun için bu bilgilere sahip çıkıyoruz. Buna çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Dedim ya. Bilinmesi istenmeyen bir tarih arkadaşlar bu. Gizemli bir dedim işte. Gerçek olan ama saklanan bir tarihtir yani. Ama dedim çıkartırız. Tak çıkartırız. Sorun yoktur. Nokta. Ben burada hepinize saygılarımı sunuyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.